Allah aleyhi ve sellem istavsu bin nisa'i hayran. Ayollarga muomala qilayotganinglarda yaxshi muomala qilinglar. Indakum sizlarni uyinglardagi asir u dedi. Uyga borguningizcha sizni kutib turadi. Ayollarga chiroyli muomala qilganlar deyapti. Uyalish kerak yo'q. Turmush o'rtog'iga chiroyli muomala qilish. Uhibbul wafa'a bi shatta suwar. Uhibbul wafa'a. Hozirgi bu yerda hadis aytildi. Rifqan bil qawarir deb. Qawaririni tarjimasi billur bo'ladi. Billurlarga, qawaririlarga yaxshi muomalada bo'linglar degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Asiratun indakum degan. Ayollar sizlarni uyinglardagi asir degan. Mana hozir siz men ayol kishiman, erkak kishining hayotini solishtirib ko'raylik-da. Erkak kishi xohlagan tarafiga borishi mumkin, ruxsat so'ramasdan. Xohlagan taomini yeyish mumkin, to'g'rimi? Xohlagan ko'chaga chiqib ruxsat so'ramaydi. Qayerda borib, qayerda kelganda ruxsat so'ramaydi. Erkak kishi. Ayollarchi, siz bilan meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Darro biz uni so'kamiz yoki unga har xil yo'llarni istaymiz. Shu yerdan kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga rifq bilan, yumshoqlik bilan muomala qilinglar degan. Boshqa hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam istavsu bin nisa'i khayron. Ayollarga muomala qilayotganinglarda yaxshi muomala qilinglar dedi. Fa innahunna asiratun indakum. Sizlarni uyinglardagi asir u dedi. Uyga borguningizcha sizni kutib turadi. Ko'chaga chiqmaydi. Kiyimingizni yuvadi, ha? Ovqatingizni qiladi. So'kishingizni ham eshityapti ba'zi bir paytda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xoyrukum xoyrukum li nisaihi. Sizlarni ichinglardagi eng yaxshilar ayollarga chiroyli muomala qilganlar deyapti. Uyalish kerak yo'q. Turmush o'rtog'iga chiroyli muomala qilishlik erkak kishining bo'ynidagi vazifasi. Va bu bizning so'zimiz emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Sizlarni yaxshilaringlar uydagi o'sha zaifa bo'lgan ayoliga chiroyli muomala qiladiganinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Ko'chada qo'pol bo'lsa ham tushuntirish kerakda. Ko'chada yoki jo'rasida yo mahallasida ancha-muncha odamlarda so'zi o'tmaydi. Yoki bir zaif odamlarda o'zlari uyiga kirgandan keyin ayoliga tinchlik bermaydigan odamlar bor ekan. Buni qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, yaxshilarimiz emas ular. Yomonlarimiz bular. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yaxshilaringlar ayollariga yaxshi muomala qiladiganlar deyapti. Demak, hadisni mafhumul muxolafa degan qoidaga soladigan bo'lsak, yomonlaringlar ayollariga yomon muomala qiladiganlar deb tushunishimiz kerak bo'lib qoladi. Uyidagi ayoliga yaxshi muomala qila olmagan erkak kishi yaxshi erkak kishi emas. O'zi masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Masalan, erkak kishining aqli ayol kishining aqlidan ko'proq. Erkak kishining guvohligi ayol kishining guvohligidan kuchliroq bo'lgani uchun 4 ta ayol guvohlikka o'tadigan yerga 2 ta erkak kishi guvohlikka o'tib qo'ysa kifoya qiladi. Farajulun va mar'atan degan. Guvohlar topilmasa bir erkak, 2 ta ayol o'tsin deyilgan. Demak, erkak kishi aqllimi shu uyini hikmat bilan boshqarish kerak. Bizali o'tgangi mavzuyimizda aytganday qanday erkaklarga qanday ayollar yoqadi dedik-ku, ayollarga ham yoqadigan erkaklarni ba'zi bir sifatlari keladi. Hadisda bittasini aytadigan bo'lsak, masalan haligi uzun hadisda o'tganda Sa'd vaqqosdan kelganda ham aytib berdi. Ummu Zarni hadisi. 11 tasi aytib berganu, shularni bittasini aytib beramiz. Ida daxala fahid va ida kharaja asid va la yasalu amma ahid degan. Ida daxala fahid degani uyga kiradigan bo'lsa uyni ichida ona piyola nima qilyapti bu yerda? Ona pampers olib qo'ymaysan. Shupurgi nimaga unday turibdi? Mayda chuyda narsalarga umuman e'tibor bermaydi meni erim dedi. Mayda chuyda narsalarga biz nima deymiz? Bo'lar bo'lmas narsalarga erkak kishi e'tibor bermash kerak uyni ichida. Hamma narsalarga e'tibor beradigan odamlar bor uyni ichida.
erkek kişiler. Bu sizi keçiresler o değil diyor. Hayalımız bizi şehrigimiz, durmuş ortağımız. Bizi elginekamızdaki, kolumuzdaki işçimiz mez. Köpçülük şunu da düşünürken. Bizi şerikul hayat deydi. Hayattaki şerik o ayal kişi. Siz yaxşı mamulaksanız siz ben çıralık devam etedi. Hayatta siz ben buzamız öz əsildi. Şular ya çıralık mamula kılıp keyfiyetini köterseniz ki hayat çıralık etedi. Onu kelişten başla. Ana onu makli yaptı bir yerde. Bana onu makli yaptı bir yerde degen sözler aitil edigen olsa o ayal siz ne makladı ki? Havf sıra edigen bu kalatta. Körgende korkadığım bu kaladı. Vay yalgan gepem çıkardı. Bana o hadiste aitil yaptı ki İzâ dâkala fahid. Erim üyünü eşiği kadem koygandan ki fahid degeni şer degenim. Üyde şer bu kalan dedi. Şer iki kolunu ağırlığı taşlayıp kellesini koyup koyup başını. İndemeyi küzetip oturadı. Meyde çüyüne nenseler getirip var birmeydi şehir. Beni erim şehir diye yaptı. Beni erim üyge kirgenliyken bolar bulmaz. Meyde çüyüne nenseler ki asılmaydı diye yaptı. Meyde nenseler ki asılmaydıken erkek kişi. Ayalga şunaki erkeler yakaladı. Ve idâ haraca asit dedi. Eğer beni erim bilen, durmuş ortağım bilen köçeye çıkardıken bozsak, köçede beni Asad'da himaya kılan dedi. Asidun, Asadun degen söz. Köçede beni erim Asad diye yaptı. Beni özüm, öz himayesine ala diye. Üçüncüsü, birincisi üyge kirse şehir buladı, köçeye çıksa Asad buladı. Ve la yes'elu amma ahid. Menge iş değerliydi dedi. Sonra şu işini becermesem, in demeydi dedi. Esiden çıkıp kaldı şekilde ayalım deyip, halki işte kayta sorama hareket. Bazı bir erkekler var da, baya sözümüzde ettik ki, köçede, çorada, mahallede, yerde, bir erkek ötkende in demeydi. Erkek işlerin içinde in demeydi. Üyüge gelip ayalını eza uğrattı. Cehbenem eza uğradı. Halki ne deydi? Aleminiyem ala uğradı. Söke uğradı yem, kıyna uğradı yem. Bu erkek şirketi doğru kemeydi. Mana bu cahil erkek şirketi doğru kemeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rifkan bil kavarir. Billurlarga mulayim boluylar. Ayallarga yaxşı yapırken min ayallarga yaxşı yapırken sizlerin içilerde gelirem. Yaxşılar ayallarga yaxşı yapırken gelirler deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayet yaptılar. Ayalların hak hukuklardan biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet yaptılar ki husnul muamele ya ki husnul muaşere deyin. Ayal kişi bilen yaşayarken de çıraylık muamele kılış gereken. Demek ki erkek kişi küçülük, ayal kişi zayıf. Zayıflerge küçülük muamele kılınmaydı. Zayıflerge mulayim muamele kılınadı. Mulayimliği bilen, yengilliği bilen. Mesela tamam meselesini karayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetlediler. Peygamberimiz sellem de ayallara ayetledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üyüge kirip taamını ayıbını tapma gelirler. Hiç geçem diye yaptı. Me'abe nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ta'amen kattu kat'i hiç geçem diye. Birer marataba ömür mabayını da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin avukatın unday boptu, senin avukatın bunday boptu diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğitme gene geller. Birer marataba. Biz bir etibar verip görelik. Ayet var ya pısta torum. Mesela karın keçke yüreğimiz köçede. O sizmen beni kütüp üyde avukat kıladı, mehnet kılıp ence vakit. Çep durum. Bomaptı bu avukat deyip koyamıza kendi. Bu avukatın bomaptı. İkinci mesele ayalardı meselesi. Cüde erkek kişilerge cüde erkek kişilerge muhim mesele. Erkekler samavarda yürüptü. Aşta yürüptü. Falanca yerde yürüptü, üyde yok bir nese. Üyde tüzük nerse yok. O şey kıyamatta cevapkar şu erkek kişi. Çünkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen yegen nerse ayalın hem yesin degen. Meyle unge o samarda kılıngen açtı alıp varmayın. Lekin o şey o şey samarda boluşu mümkün bogan nersenin produktasını üyge teşlep koyuş gerek. Bana o gürücün
bana o göçün, bana o yok. Çıralı avukat kılıp yedip, köçede çıralı yürüsün giyin özü. Şuna kadar erkek kişiler var da hayatta. Bitte, ikte, üçte, dörtte coraları var. Bugün bir yerde aş yedi, erteki bir yerde göç yedi, indiğe bir yerde başka nasıl yedi. Ayalı üyde tüzük kuruk tamam yemeydi. Bu zulüm. Ayalı, ayalının hak hukuku bunun bunda duruptu. Bunu ruhsatsız köçeki çıkma yaptı. Bunu ruhsatsız bir anla sakınma yaptı. Bunu pulayam yok. Pul erkek kişi de. Bu ikide üçte dostum hafı bopkamasın deyip o şu erkek kişi dostlarımdan samarda yürseyi ayal üyde bu çüşündürüş cüneytemizse göç yok yakıladığın avukatka tüzük kuruk produktası yok üyde otursa. Elbette kıyamatta cevap verin. Çünkü bana bu neresi kitaplarda gelen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler. İbn-i Sabil'ge, köçe balası gen, fi sabilillah, keselge, falançıge, pıstançıge İmam Müslim'den gen rivayeti. Ve ayalıge berilgen sadaka. Kaysı bir ebzel deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra gene geller. Miskinge mi? Keselge mi? Falançıge mi? Ayalıge mi? Degen hadis. Sahabalar hemen harkıl cevap verişken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayalınge berilgen sadaka en evzel sadaka dedi. Kimiler ayet beri alaslarını? Ben için ayalınge berilgen sadaka en evzel sadaka sebebi ne de? Kim biledi? Cüde cevap çıralık da bunu. Ha, bilesler mi? Hizmetinizi kıladı. Yaşı. Ferzen terbiyeliydi. Yaşı. Bulmaz. Yakın, o şey zayıfı da gene yakın. Demek ki ayol geçsin kılamız. Miskin de etmeye, polançını, pıstançını ve anta da alın. Sen ayolunge bergen ihsanın en zoru dedi. Sebep var da? Başka bir adam yok. Lebbey? Başka bir adam yok. Hud düşün de. Beni ayolumge, beni ihsan kılmasam kim kıladı ihsandı? Beni ayolumge, beni ihsan kılmasam kim kıladı? Hemmemiz Maraş Nersen'i bilip olaylık. Her birimizde ayalımızda özümüzle ihsan kılalımız halas. Ayalınge kılıngen ihsan en efzel ihsan degen de sebebi her bir er özünü ayalıge ihsan kılaladıkken bir anı ayalıge başkası ihsan kımarken ye işlik deyem? Ki işlik deyem. Anı bu ki işlik deyem degen. Çünkü nefakatun hukukun maliye deyiler. Hukukun maliye degeni maliyevi hukukları yeyişlik hem de keyişlik ile yeyişliğine ait olduğu gibi tamam meselesini erkek kişiler köçede, samarda oturuşta falancı pıstancı illerde tamamlanırken erkek kişiler üyünü karap koysun bu kabul kıldım degen de seni kabul kıldım tamini kabul kıldım kimini kabul kıldım degen söz çıkadı arkasından hipsu himayayını satır avratini hemen ben kabul kıldım degen. Seni bakışlıydı, ben boynumge aldım de gene. Özleri samar ma samar yürseyi, ayallarda o şey boşa eğlenip, yemeklabini çüşüp, yediğen, içediğen, kiyediğeni tayin bulmasa erkek cevap ger. Ama ikinci tarafı var. Mesela ayallarımızdan derra köpnersen talep kılmasında, talep kılıçlığının çekeresi var. Eğer fel yunfik mimme atahullah ve yunfik zu sa'atin min sa'atihi sa'atun kenglik degani Allah taala biror taylarga boylik bersa pulinglar ko'p bo'lsa ayolinglarga keng ihson qilinglar deyapti Alloh taala pulinglar bo'lsa ayollarga keng ihson qilinglar lekin hammamiz hayotda bir xil emasmiz-da ba'zilarimizni pullarimiz ozroq ve yunfik zu sa'atin min sa'atihi keng ihson qilarsin. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اَتَاهُ اللّٰهِ Kimdir rızkı azrak bugün bosa, az bosayam, o şundan ihsan kısın diyebdi. Ayallarımız bize hayatımızı karab turup, köp nerseni talep kılışmasın, eğer bize imkaniyet kem bosa. Şunun için biz kutbalarda etemiz, çekereni buzmagen halda, israf kımagen halda sorasın ayallar. Ve erkek kişiler hem bana bu nerseleri bir iş gerek. İkinci hakkı, kiyim meselesi, bizden ayollarımız ki biz giyim alışımız gerek. Erkek kişiler özlerimiz giyinip yürüyorsak, ayolları alıp vermesek bu meydi.
adalet kılışımız gerek. Üçüncüsü husnul muamele, husnul muamele. Husnul muamele de bu şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ayollarga en chiroyli muomala qiladiganlar menman degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hadis var. Bazı bir erkek kişilerge nasihat. Uyga kirishiman qovog'i tushib qoladigan erkaklar bor. Ayolini ko'rganda husnul xulqi chekiga surilib turib, seriozni bilmayman bu nima deydi, jiddiy holatga o'tib qoladigan, seriozni maska deb qo'yadi. Juda jiddiy holatga o'tib qoladigan erkaklar bor ekan. Bu shef bo'lib qolyapti, bu birodi qizi bu. Bu birodi qizi bu. Uni yanida qovoqlarni solib, buyoq-buyoq qilib, ovqatqani choy nima olyapti, qani eshiklar shupirildimi? Eshikka kelganda sanab stansiyadan kelgan, ovqatga kelganda ham o'sha sanab stansiya nadzor, gosnadzor, boyagi tozalik, yeyish, ichish bo'yicha ministerstvodan kelgan odamga o'xshaydi. Uyga bunda kiradi ko'chadan, bir siyrat eshiklarni qarab, "Ha, yaxshi. Shupirilibdi." Keyin ovqatlarni tekshirib, kiyimlarni tekshirib, bu qulmas ayol kishi. Va mas'ul ham emas. Bu mas'ul emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taolaning kalimasi ila nomahramni o'zingizlarga halol qildinglar degan hadis. Tamam, tushunglar. Nomahram sizga mahram bo'lib qoldi degan. Tushunglar. Bizda ayniqsa mana O'rta Osiyoda shu narsa endi chet el ko'pchiligimiz bormaganmiz, televizorda ko'ryapmiz. Arabda umuman unaqa emas. Turkda ham, Rossiyada ham, Polonchada ham, Pistonchada ham. Bizdaylar shunaqa. Biz nimaga shuni aytyapmiz desangiz, qiz katta aytiryapsiz hammamiz ham. Bizni qizlarimiz ham qul bo'lsinmi birodi uyda endi ertaga. Shuning uchun er o'zini huquqini bilsa, ayol o'zini huquqini bilsa, hayot chiroyli ketadi. Undan tashqari mana shu erkak kishilarga biz nasihat qilamiz. Uydagi ayoli, turmush o'rtog'i shu ayoliga chiroyli muomala qilsa, o'zi chiroyli yashaydi hayotda. Baribir boshqa yo'q shu. Buni qismati shu ekan, buni taqdiri shu ekan, nima sababdan endi bitta ikkita bolalar bo'lib qolibdi, hayot ketyapti, endi iloji yo'q. Bo'lib ham turmush bo'lgandan keyin, bitta ikkita farzand bo'lgandan keyin bular endi yashash kerak. Yashash uchun bir-birini kechirish kerak, chiroyli yo'lga o'tish kerak xolos. Va husnul muomala qilish kerak xolos. O'sha boyagi hadisda aytganday, be'tiborroq erkaklarni ayollar yaxshi ko'radigan, be'tibor. Uydagi janjal nimadan chiqyapti o'zi? O'ta e'tibor berib yuborganimizdan chiqyapti-da. Uydagi janjal to'polon ayollarda har xil narsasiga o'ta qattiq e'tibor berib yuborganimizdan chiqadi. Shu yerda buni qisqacha aytmoqchi bo'layotgan narsa shu. Ayollar bilan turmush kechirayotgan paytimizda esimizdan chiqarmaylik. Ayollar bizni nimamizdan yaralgan, bizni qovurg'amizdan yaralgan ayollarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qishiq qovurg'adan yaraldi. To'g'rilayman deb avora bo'lmanglar dedi. To'g'rilaysanglar sinib qoladi. Sinib qolishligi taloq bo'ladi degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadis bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf ayollar bilan chiroylik husnul muomalada yashanglar deydi.